Herkese merhaba. Bugün yine bir monitör incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer yanımızda Gigabyte var. Gigabyte'ın ultrawide 34 inç 1 milisaniye tepki süresine sahip olan oyuncular için geliştirdiği bir monitörle birlikteyiz. Yaklaşık bir hafta 10 gündür kullanıyorum monitörü. Arada bir de Samsung'un yine Odyssey G5 ultrawide 34 inç aynı şekilde bir monitörü geldi. Onu da inceleyecektim ama açmamız, takmamız, kurmamız ve geri kapatıp iade etmemiz bir oldu. İnanılmaz bir ghosting problemi vardı. O yüzden o modelle ilgili aşağı yorumlarda sorularınız olursa onunla da cevaplarım. Videonun başında söyleyeyim. Bugün çok memnun kaldığımız Gigabyte'dan size biraz bahsedeceğim kullanıcı deneyimiyle. Teknik özellikleri alt kısmına yazacağım. Yine şöyle bir özetleyeyim. 1500'er kavisi var. Bir önce incelediğim ve çok soru gelen, hatta birçok arkadaşımın da videodan sonra aldığı Xiaomi ile benzer kavis oranına sahip. Bunda artı diğer monitöre göre HDR10 teknolojisi de var. Ama HDR10 tam sertifikalı HDR olmadığı için çok da var diyemeyiz. Yani çok sağlıklı kullanılamıyor diyebilirim. Bazı oyunlarda çok güzel sonuç aldım HDR deneyiminde. Bazı oyunlarda güzel sonuçlar alamadım testlerimde. Zaten masaüstü biliyorsunuz Windows'un daha tam anlamıyla HDR desteği yok. O yüzden masaüstü çok güzel görünmüyor. Daha önce incelediğimiz LG'nin 4K monitöründe de yine aynı şekilde masaüstünde HDR açtığımızda Windows çok güzel sonuç vermiyordu. Ama oyunlarda inanılmaz bir görsellik vardı. Bu monitörde en çok memnun kaldığım özellikten size bahsedeyim. Tepki süresi, çok düşük tepki süresi var. Bu da beraberinde özellikle siyah alanlarda ve gri alanlarda ghosting'i neredeyse yok denecek kadar azalmasına sebebiyet veriyor. Çok büyük bir artı özellikle oyun oynuyorsanız. Mesela Xiaomi'de bir tık ghosting görebiliyorsunuz. Ama bunda neredeyse yok denecek kadar az ghosting tespit ettim. O yüzden o anlamda çok büyük artısı var. Evet, oyuncular için çok daha doğru bir monitör. Gigabyte'ın G34WQC modeli. İnternette baktım, Türkiye'de çok incelemesi de yok. Yurt dışında bazı sitelerde incelemişler. Özellikle karanlık oda monitörü olarak tercih edildiğinde daha avantajlı olduğu söyleniyor. Doğru, çünkü renk doğruluğu iş anlamında, yani tasarım anlamında fotoğraf, video edit yapıyorsanız çok doğru sonuçlar vermiyor. Şu an burada gördüğünüz renk deneyimi benim kullanıcı ayarlarından yaptığım deneyim. Aslında şöyle standartlarını size gösterirsem birazcık daha böyle beyaz. Mesela bak, renk geçişlerini yapayım şöyle. Standartı bu. Yani çok karanlık ve çok renksiz. Ben biraz ayarları kurcaladıktan sonra şu ayarda kendim için en yakın olanı seçmiş oldum. Dediğim gibi hani tasarım için, edit için çok doğru monitör değil ultrawide anlamında. Ama oyun için gerçekten çok doğru bir monitör. Fiyat performans monitörü diyebilirim. Aşağı yukarı 5000-5500 bandında. Bazı yerlerde bazen 5000'in altına düştüğü kampanyalarda oluyor. Takip edebilirsiniz. Malzeme kalitesi olarak çok beğendim. Ayak alt kısımları biraz ince, çok hafif sallantı yapabiliyor ama arka dirsekliği ve monitörün masa üstünde durduğundaki malzeme kalitesi hissiyatı çok çok güzel. Yukarı aşağı hareket edebiliyor, sağa sola döndüremiyorsunuz. Xiaomi'de öyle de bir artı vardı, sağa ve sola döndürebiliyordunuz, hatırlıyorsunuz. Bunda sadece
yukarıya ve aşağıya doğru hareket ettirmeniz mümkün. Tabii doğal olarak 180 derecede dönemiyor. Hareket kabiliyeti o anlamda kısıtlı. Arkasında herhangi bir led aydınlatma yok. Dahili hoparlörle geliyor ama hani çok hoparlör gibi düşünmemek lazım. Ya da performans beklememek lazım, öyle söyleyeyim. Hani oyun oynanmaz ama atıyorum bir video izliyorsanız veya ofiste kullanıyorsanız işinizi o anlamda görecek hoparlörleri var. Xiaomi'de hoparlörler de yoktu hatırlıyorsunuz. Eğer izlediyseniz biliyor. Yukarıya da bunun kartını bırakıp incelemek isteyenler oradan da inceleyebilirler. Kıyaslama gibi de oldu yani zamanla. Çünkü ikisini de uzun süre kullandım. Özetle böyle. Hani oyun görüntüleri de ben arada konuşmamın aralarına ekliyor olacağım. Testleri de ekliyor olacağım. Yine aynı şekilde ghosting testleri, renk testleri. Ve önemlisi FreeSync Premium bir monitör. Premium olduğu için genelde premium monitörler G-Sync desteğini de yanında getiriyor biliyorsunuz. Çok sorun çıkartmıyor. G-Sync testi de yaptım. Onu da paylaşacağım. G-Sync'te de herhangi bir şey yok. Hata yok. Renk derinliği 8 bit. Yani 8 bit artı FRC 10 bit olarak yazıyor ama hani açtığınızda çok gözle görülür bir fark algılayamıyorsunuz. Çünkü ben dediğim gibi hani edit yapmıyorum. En fazla YouTube videolarını veya oyun videolarını editliyorum. Onun için çok 10 bit ayırt edemiyorum ama belki bir hani profesyonel anlamda kullanacak arkadaşlar bu ayrımı hissedebilirler. O anlamda dediğim gibi zaten çok renk doğruluğu mesela Xiaomi'nin daha iyi, çok net söyleyeyim. Ama işte bunda da hani oyun performansı açısından, göz yormaması açısından tepki süresi ve ghosting problemi daha düşük olması avantaj. Özetleyeyim. Oyun oynamak için ultrawide bir monitör alıyorsanız 21:9 oranında çok doğru bir monitör olur. Menüleri güzel, tepki süresi güzel. 144 Hz olması zaten büyük avantaj ve dediğim gibi hani ghosting yok, gözünüzü yormaz. O yüzden çok doğru bir monitör. Tek dezavantajı renkle ilgili birazcık oynama yapmanız gerekiyor. Kendi zevkinize göre onu ayarlayabilmeniz gerekiyor. Ama şöyle de bir artısı var. Mesela Black Equalizer'ı çok güzel. Ben genelde monitörleri karanlık kullanmayı severim. O yüzden çok kolay direkt menü tuşuyla Black Equalizer ayarını da yapabiliyorsunuz. Bu anlamda da avantajlı bir monitör. Dediğim gibi oyun için fiyat performans ultrawide bir monitör arıyorsanız Gigabyte'ın G34WQC modeli sizin işinizi fazlasıyla görecektir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, videoları beğenirseniz de
arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim.